Yönetim üzerine master yaptığı, girişimcilik eğitimi aldığı ABD'de kariyer yerine memleket sevdası ağır basınca Türkiye'ye dönen Rahman Şeker, devlet desteğiyle Burdur'da kurduğu çiftlikte süt üretiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünü dereceyle bitiren Şeker, ABD'de yönetim üzerine master yaptı ve girişimcilik eğitimi aldı. Bir süt çiftliğinde 4 ay danışmanlık yapan Şeker, memleket özlemi ağır basınca Amerika'daki iş hayatını sonlandırıp Türkiye'ye dönüş yaptı. Şeker, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Burdur İl Koordinatörlüğü'nden aldığı hibe desteğiyle kurduğu süt çiftliğinde 1,5 ton süt üretim kapasitesine ulaştı. Girişimci şeker, kendi insanına faydalı olma ve girişimciliği arttırmak amacıyla Türkiye'ye döndüğünü söyledi. 2011 ile 2015 yıl arasında Amerika'da bulundum. Hem iş hayatı ve eğitim için. Akabinde ülkeme geri döndüm. E, nasıl daha faydalı olabiliriz e, diye. E, Burada ilk koordinatörü Tarım Sağ Kalkınma Destekleme Kurumu'ndan e, bu çiftliğimizi e, projelendirip uygulamasını yaptık. Şu anda faaliyete geçirdik. E, 165 hibe kullanımı gerçekleştirdik. Aşağı yukarı 3 milyon 180 bin TL'lik bir projeydi. Bunun 2 milyon 30 bin lirasını TKDK kurumundan destek alarak yaptık. Kendi gibi gençlere örnek olmak istediğini anlatan Şeker, Amerika'da eğitim almasına, ailesinin de turizm sektöründe olmasına rağmen hayvancılık sektörüne girmesinden dolayı eleştirildiğini kaydetti. Şeker eleştirilere kulak tıkayıp herkese hayvancılığa yönelmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Egomuzu e, toprağın altına gömüp daha hayvancılıkta e, genç girişimci arkadaşlarımızın önünü açabilmek, nasıl hayvancılık daha doğru, daha düzgün, daha kaliteli, daha bilinçli yapılabilir mi adabında e, bu sektöre giriş e, gir, girdim. Tabi ilk başta eleştiriler de oldu. Amerika'da eğitim alıp, turizm sektöründe olup neden bu hayvancılığı kalkıp Burdur'a gelip Antalya'dan kalkıp bu işi yapıyorsun diye eleştiriler de oldu. Tabi onlara da saygı da karşıladık. Dilimizin döndüğünce ifade ettik insanlara hayvancılık sektörünün gelecek sektörü olduğunu, üretmeyen toplumların, toplumların gençliğin gelişemediğini, köyden şehre göçün sınırlandırılıp şehirden de köye göç olması gerektiğini, tarımsal faaliyetlerin gerçekleşip artırılması gerektiğini, topraklarımızın boş kal kalmayıp ekilip, biçilip, Tekrardan hayvancılığa kazandırılması gerektiğini bunların hepsinden e, kafamızda bir olgu oluştu. Tabii bu konuda böyle bir uygulamayı gerçekleştirdik. İnşallah insanlara da faydalı olmak e, vesile olur bize de.